Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam'a 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de olacak şekilde 23 yılda indi. Böylece her alanda Kur'an-ı Kerim'in bir hatırasını görüyorsunuz. Ve Kur'an sadece bir fıkıh kitabı, bir ilmihal kitabı olarak da gelmedi. Yani Kur'an'ın içerisinde açıp baktığımız zaman sadece namaz kılın emrini görmezsiniz. Ya da sadece oruç tutun emrini görmezsiniz. Ticaret yapanları Şuayb Aleyhisselam'a örnek verir Allah. Helak olan Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin alırken fazla, verirken eksik vermelerini anlatır. Yine ahlak kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Lüt Aleyhisselam'ın kavminden örneklikler verir. Yine psikolojik olarak bilgiler verir. Yine aile sorunlarına dokunan bir kitaptır. Aile sorunlarla ilgili. Yine biyolojiye dokunarak annenin rahminden itibaren çocuğun oluşumunu anlatır. Yine güneşle ayın yaratılışını, yoktan alemin varoluşunu, 13.8 milyar yıl kadar önce Big Bang'le beraber başlayan varoluşun hatıralarını anlatır. Bir matematik profesörü baktığı zaman kendisini ilgilendiren bir şey görür. Bir kardiyoloji uzmanı baktığı zaman kendisini ilgilendiren bir şey görür. Bir edebiyat doktoru geldiği zaman bir farklı şey görür. Kur'an hayatın hepsini içinde bulundurur. İşte o mübarek Kur'an öyle sarsıcıdır ki yeter ki biz içerini okursak ve ne diyor acaba diye kulak verirsek. Aksi takdirde nikah ayeti okunurken okuyucunun sesi sebebiyle ağlarız. Azap ayeti okunurken okuyucunun sesi sebebiyle neşe duyarız. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ibadet, alemlere öğüt ve şifa. Bunu duydukları için Mekkeli ve Medineli ilk Müslümanlar bize peygamber sen bir mucize göster demediler. Kur'an'ı dinlediler, düşündüler. Bu nasıl bir kitap ya, hakikaten muhteşem bir şey anlatıyor deyip öyle iman etmişlerdi. İlk iman edenler içerisinde peygamberden mucize isteyenleri göremezsiniz. Bilakis iman etmemek için bahane korup mucize isteyen Mekkeli müşrikleri görürsünüz. Genelde mucize isteyenler Mekkeli müşrikler olmuşlardır. İnkarlarına bir bahane oluşsun sebebiyle. İşte o Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselam'a 619 yılında geldiğinde 6 kişi olarak, Akabe'de iman eden 6 kişiden biri olan Rafi bin Malik de duydu. Hafızası kuvvetli, Kur'an'ın tesirini yüreğine almış ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o zamana kadar inmiş olan Kur'an ayetlerini dinledi. Ama en çok onu yüreğinden sarsan Yusuf Suresi oldu. Yusuf Suresini ezberledi, bir kısmını da kendince yazdı ve Medine'ye geldiklerinde Medine'de dediğimiz gibi Beni Kureyza var, Beni Nadir var, Beni Kaynuka var, Yahudilerden bir grup var. Burada bulunan Ebu Amir el-Rahib, kendisi Evsli, Evslilerin liderlerinden, ondan oluşan bir Hristiyan grup var. Evsliler ve Hazreçliler bütünüyle kendileri putperestlerden oluşan bir grup var. Ve burada 130 yıla aşkın Evs ile Hazreç arasında süren bir savaş olmuş. Baki'nin tam arkasında dün akşam göstermiştim. Boğaz Harbi dediğimiz, Peygamberimiz gelmeden önce, 5 yıl kadar önce gerçekleşen son kardeş kan davası savaşı. Onun gerçekleştiği bir yer. Buna rağmen Rafi bin Malik buraya gelmiş. Tam şu yol var ya, bakınız mavi kulübenin olduğu yer var. Orayla arabaların geçtiği yer. Burası Hazreç kolunun Züleyki ailesine ait olan yerdi. Burada gelir Kur'an'ı açıktan Medine'de ilk kez o burada okumuştur. Medine'de Kur'an'ın açıktan ilk okunduğu yer orasıdır. Ve Kur'an'ı ilk açıktan okuyan Rafi bin Malik'tir. Allah onların gayretlerini boşa çıkarmamış, onlara dünyada Peygamber Aleyhisselam'a iman edip sahabe olma şerefini ikram ettiği gibi, inşallah yarın gittiğimizde ziyaret edeceğiz. Uhud'da şehit olan 70 kadar bahtiyardan birisi olma nimetini de ona ihsan eylemiş. İşte Züleyki Mescidi diye eskiden ecdat döneminde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bir harita var. Erkan-ı Harbiye heyeti tarafından yapılmış olan bir harita. O dönemdeki çalışmalara baktığımızda burada bir mescit olduğunu, çalışmaların aşina olarak kaldığını görüyoruz. Ancak zamanla onları talan etmişler. Lakin biz o iklimi gözümüzde canlandırmak, sahabenin burada gerçekleştirmiş olduğu, Kur'an'ı tilavet kitabı olmaktan daha çok kıraat ve yaşam kitabı olduğunu hayatlarına koyduklarının örneğini gördüğümüz çok özel bir nokta olarak görmenizi arzu ettim. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. Hadi bakalım.